Evet, küçük evlerde en çok merak edilen detaylardan bir tanesi de elektrik tesisatı nasıl yapılır? Elektrik tesisatını nereden geçiriyorsunuz? Kütüklerin içinden mi geçiyor, dışından geçirip kaplıyor musunuz gibi sorular var. Onu da biraz anlatalım. Tabii her işin bileni var. Ben elektrik mühendisi ve elektrikçi değilim. Az çok bilgim var kendi çapımda. Ama asıl işi bilen Sadık Ustam, küçük evlerimizin elektrik tesisatını yapıyor burada. Onunla da soru cevap şeklinde anlatacağız. Birinci merak edilen konu, tesisat kütüklerin içinden mi geçiyor? Evet, kütüklerin içinden geçiyor. Neye göre geçiyor? Şurada göstereyim size. Mesela burada anahtarımız var. Değil mi Sadık Usta? Evet. Anahtarımız var. Aşağıdan geliyor, yukarıdan çıkıyor. Bunlar düşey olarak elektrik projesine göre, biz Honka'ya bunu gönderiyoruz. Honka'da bu elektrik projesine göre fabrikada milimetrik delinmiş geliyor. Yani nerede vavyen var, değil mi? Nerede Evet. anahtar var, nerede Nerede priz priz var? var? Ona göre delinmiş geliyor. Ondan sonra da Sadık Usta bunları buradan alttan geçirdi. Dikkat etmemiz gereken anahtar ve prizlerde sen istersen anlat onu da. Evet, biz burada yani çok dikkat ettiğimiz unsur ağaç kütük evler olduğu için buhaz sistemi kullanamıyoruz. Zaten kullanmak da doğru değil. Hepsini yerden tek tek pano odasına taşıyoruz. Evet. Sadece bir pano odası. Ayrıca da yanmaz kablo kullanıyoruz. NH, XMH kablo kullanıyoruz. Bir de bu delikleri delerken dikkat edilecek sizin elinizdeki o dokümanlardaki dike Tamam. geçen tüm delikleri tam merkezinden delip Evet. priz veya anahtarlarımızı Ona çıkarmıyoruz. göre yerleşti. 3 çarpı 1,5, 3 çarpı 2,5. 3x1,5 anahtarlara çekiyoruz. 3x2,5 her prizden ayrı ayrı 3 çarpı çekiyoruz. 1,5'ta 3 çarpı 2,5'u da hemen bir kısaca anlatsana. Onu da bilmeyen olabilir. Ne 3 çarpı farkı 2,5 ne? kablonun kesiti. Tamam. 3x1,5 daha ince oluyor yani. Tamam. Anahtar da Isınmasını engelliyor. aydınlatmada Evet, kullanılıyor. çekeceği akımdan dolayı ısınmayı engellemek için prizlerde biraz daha yüklü bir şeyler takılabilir diye 3-2,5 Biraz daha yani kalın. standart Evet, biraz. Evet, o biraz daha standarda kalın. uymak zorundasın. Okey. Ha, kaldırır, kaldırır. Diğeri de kaldırır ama belli bir de elektrikte standart var biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. O standarda uymamız gerekiyor. Buradaki en büyük dikkat edeceğimiz konu da tutuşmayan. Aslında Evet. yanmayan değil. Yanmayan bir malzeme yok. Demir bile Aynen. yanıyor eriyor ama tutuşması daha dirençli olan kablolar kullanılıyor. Alevlenmeyen diyelim. Alevlenmeyen diyelim. Evet. Bir de en büyük detay her priz direkt sigorta panosuna değil mi? Evet. Sağlık. Evet. Direkt kendi sigortasına gider. Yani atlama olmaz. Sağlık Sorumlu dediği gibi boğat sistemi olmaz. Bu kütük evlerdeki detay. Panel, şimdi kütük evlerin içinde bazen panel duvarlarımız oluyor. Panel duvarlarda da şurada da gösterelim. Burada var mı elektrik? Burada da hiçbir sıkıntımız yok. Burada istediğimiz yerden panel duvarların içinden istediğimiz kabloyu geçirebiliyoruz. Bir de panoya bakalım. Panomuz bayağı büyük bir eve göre. Neredeyse bir iş yeri panosu kadar büyük bir pano. Neden büyük? Sadık Usta, bu niye bu kadar büyük bu pano? Panomuzun büyük olma sebebi dediğimiz gibi küçük evlerde her şeyi ayrı ayrı çekiyoruz. Her prizi ayrı çekiyoruz. Anahtarları hemen hemen her bölümün anahtarına ayrı bir hat çekiyoruz. Kablo çok olduğu için mecburen şeyi büyütmek zorundasın panoyu. Ayrıca da yükü kaldırması Panoyu hafifleme da bir sağlıyor. bak. Panoyu da bir çek görsünler. Bu Kaça sistemle kaç bir pano kullandık bu evde? Bu ev bu evde 1'e 70 bir pano 170 metrekare bir ev. Toplamda 3 oda var. kullandık. Evet. 1 metre yüksekliğinde, 70 santim genişliğinde bir pano kullandık. Ayrıca da içinde de gördüğünüz gibi mesela bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kaçak akım, harici kaçak akım kullanıyoruz. Her bölümün kaçak akımı da ayrı. Her bölüm bölüm ayırdın. Bölüm bölüm Salon, ayırıyoruz. mutfak, Evet, odalar. evet. Prizleri ayırıyoruz. Okey. Efendime söyleyeyim daha hafif prizleri ayırıyoruz. Aydınlatmayı ayırıyoruz ve onların hep kaçak akımları ayrı. Bir bölümde herhangi bir kısa devre, herhangi bir şey kaçak olduğunda sigorta düştüğünde bütün ev kesilmemiş olacak. Sadece o bölümün enerjisi kesilecek. Çok iyi. Ve ısınma da minimum düzeye düşecek burada. Kolay kolay ısınmayacak yani tesisat. Yeteri kadar açıklayıcı oldu elektrik tesisatı. Gene sormak istediğiniz sorular varsa biz buradayız, cevaplarız.